Burası NYU Langone Hastanesi, Brooklyn'deki şubelerinden bir tanesi. Burası eskiden Lutheran Hastanesi'ydi. Burayı satın aldı NYU. 14 Ekim 2021. Yeşiller bebek sancısını gösteriyor şurada. Şurada hafiften var. Bebeğin kalp atışları şu anda 120 falan, 150'ye çıkıyor bazen. Böyle bir oda, tek kişilik bir oda. Burada işte birkaç bir şeyler var. Dolap molap falan filan var. Burada bir tuvalet var. Tuvaleti de göstereyim size. Amerika'da tuvaletler nasıl oluyor? Doğumhane burası. Hemen burada bebek doğduktan sonra bebek ısıtıcı var. Şöyle bir opsiyon da var. Bebek doğduktan sonra annenin kucağına veriyorlar bunu. Yani göğsünün üzerine koyuyorlar. Annenin sıcaklığı bebeği sıcak tutabiliyor. Fakat bazı durumlarda buraya getiriyorlar. Bebek ısıtıcıyı şuradan hemen açıyorlar. Bebeğin sıcak kalmasını sağlıyorlar. Çünkü anne karnında bir anda dışarı çıkınca vücut sıcaklığını kaybetmesin diye buraya yerleştiriyorlar. Bebeği tartıyorlar burada. Tartı var. Böyle yan yana yaklaşık bir 8-9 tane oda var. Burası 5. kat. Çocuk doğum odası bu şekil oluyor. Bunlar hastanenin verdiği çantalar. Üzerinizde ne varsa hepsini çıkarıyorsunuz. Bunun içine koyuyorsunuz. Bu da bebek için hazırladığımız çanta. Bu da eşimin çantası. Kendine hazırladığı eşyaları, yani hastaneden çıktığımız zaman üzerine giyeceği elbiseler. Bu da benim kendi çantam. İçinde bilgisayarım, power bank, şarj aletlerim, birkaç yiyecek bir şeyler getirdim, su getirdim, ne olur ne olmaz. Burada su veriyorlar, yemek de veriyorlar. Fakat ben buranın suyunu içmek istemiyorum. Kendi suyumu içmek istiyorum. Evet, bunlar da monitörleri. Kaç para veriyoruz buraya? Vallahi açıkçası bilmiyorum fiyatını. Çünkü genelde sigorta karşılıyor. Şöyle dışarıyı da göstereyim sizin için. Arkadaşlar şurası, hemen şu direğin sol tarafı, yeni yaptıkları, ikizlerin yerine yeni yaptıkları bina. Karşısı Manhattan. Binaları ne kadar görebiliyorsunuz buradan bilemiyorum ama camdan bakıyoruz. Haliyle Brooklyn'deyiz. Aramızda yaklaşık bir 3-4 mil fark var. Burası hastanenin park yeri. Çalışanlar ya da ziyaretçiler buraya park edebiliyor. Burada çalışıyorsanız günlüğü 6.50. Çalışmıyorsanız, ziyaretçiyseniz, arabanızı park ediyorsanız günlüğü 8 dolar 50 kuruş. Ben şansımı hemen şurada sokakta, bir alt sokakta park yeri buldum. Bedava benimki. Para vermiyorum. Evet, burada genelde her hastane odasında böyle bir tablo olur. Hemşire kim? Doktor kim? İşte bütün hastaya bakan kişiler isimleri yazar. Burada dikkatimi çeken şey oldu. Her şey Çince arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çince yazmışlar. Burada herhalde çok Çinli geliyor buraya. Girişte şunu da fark ettik. Girişte birçok dilde yazılar var. Türkçe yok tabi. Arapça çok var. Çünkü Araplar çok geliyor buraya demek ki. Yani bu etrafta çok Arap yaşıyor. Zaten İspanyolca her tarafta yazıyor. Amerika'nın hemen hemen her yerinde İspanyolca ikinci dil gibi geçiyor. Hakikaten de öyle. Nereye giderseniz gidin İspanyolca muhakkak konuşuluyor. Her eyalette, her şehirde konuşulmayan bir yer görmedim. Muhakkak vardır belki ama bilemiyorum. Yani benim gördüğüm kadarıyla her yerde İspanyolca muhakkak var. İkinci ana dil gibi. Onun dışında tabii bilmediğiniz bir dil olsa bile, yani o dili konuşmayan birileri olsa bile telefonları var. Telefonla arıyorlar. Hemen hemen her dil mevcut. Bakın telefonlar burada. Bir tane aize hastaya veriliyor. Bir tane de aize hemşirede ya da doktorda kalıyor. Numarası var. Numarayı arıyorsunuz. Hangi dil istiyorsanız o dile göre
uygun bir tane çevirmen buluyorlar. Yani artık dünyanın neresindeyse bu çevirmenler, dünyanın her yerinde olabilirler. Telefonla konuştukları için bütün hasta doktor ilişkisindeki bütün konuşmaları birebir tercüme ediyorlar. Bence çok güzel bir iş. Eğer İngilizceye hakimseniz böyle bir işe girebilirsiniz. İngilizce ya da farklı bir dile hakimseniz, iki dil biliyorsanız, iyi konuşabiliyorsanız, yazabiliyorsanız böyle bir iş başvurusu yapabilirsiniz. Evinizden rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Hastaneye geldiğiniz zaman size dininiz soruluyor. Eğer herhangi bir din mensubuysanız ona göre size diyet programı yapılıyor. Mesela Müslümansınız, size helal yemekler getiriliyor. Veya vejeteryansınız, vejeteryan yemek getiriliyor. Ne bileyim, herhangi bir diyetinizde yiyemeyeceğiniz ya da yiyebileceğiniz bir yiyecekler varsa ona göre size diyet programı uygulanıyor. Bir de fiyatı kaç paradır diye bilmiyordum ilk başta. Sonra benim sigorta şirketi faturayı gönderdi. Fatura 48 bin dolar tuttu. Tabii ben bunu hiç ödemedim. Hepsini sigorta şirketi ödedi.